Ve çarşıdayım. Hava bildiğiniz 50 derece. Sıcak mı sıcak? Peki esnaf ne yapıyor bu sıcakta? Evinde olan evinde değil mi abi? Kolay gelsin. Nasılsın? İyiydi Allah razı olsun. Patlıcancı mısın abi? Yok. Bu benim değil. Ha? Benim değil. Senin değil. Yok. Ben Saudi arabası. Ha bu arabalar. Evet. Bu seyyar arabalar. Evet evet. Ay. Ben mi oturayım yanına? Ay hava çok sıcak abi. Adın ne? Nurettin benim. Nurettin. Evet. Nurettin abi bu arabalar kimin? Benimdir. Hepsi? Yok. Bu başka yok. Habursa. Ha bu senin. Evet. Peki bunlar? Bu Saudi bodası. Peki siz bunları kime kiraya veriyorsunuz? Ben. Kiraya mı veriyorsun, satıyor musun? Yok, satmıyor. Benimdir. O Saudi arabası da kira vermiyor. Hiç vermiyor. E sen burada neyi bekliyorsun? Yok çalışıyorum orada bir bani. Artık oluyorsun şimdi, aşağıda oluyorsun. Yonko arabası var mı? Şurada arabasıydı. Birisi geliyor sana diyor ki benim diyor atıyorum 10 çuval patlıcanım var eve kadar getir diyor, öyle evet, mi? Evet, evet, bu kadar. Bu kadar. Götürüp bırakıp geliyorsun. Evet, boş kalmasın. Evet. Peki ne kadar paraya götürüyorsun? Yok 20, 30, 11, 40, 1. Ya. Ay vallahi boş kalın. Ay vallahi. Peki çok uzak yerlere? Uzaklara alimli, alimli boş kalın. 40 milyon, 45 milyon. Yani boş kalmasın, ay boş kalın. E peki çarşıda işi olmazsa sana da iş olmuyor. Ay vallahi olmuyor. Ah, doğru söyle. Ay vallahi olur. Ah canım. İyi akşam. Peki sen ezelinden beri bu işi mi yapıyorsun Nurettin abi? Ay vallahi boş kalmasın çok. Başka hiçbir iş yapmadın mı? Yok olmuyor. Sonra bu. Sen çocukluğundan beri bu işi mi yapıyorsun? Ha boşuyorum ama iş yok şimdi. Çocukları nasıl büyüttün? Bu arabayla mı büyüttün? Ay valla bu araba. Ya. Peki bu arabayı ne kadar aldın? Ne bu araba şimdi 15, 13 milyon, 14 milyon şimdi oluyor. Milyar. Ay valla. Şimdi araba bariydi şimdi. Ha peki bozulduğunda ne yapıyorsun? Tamir ediyor. Ha, tamir oluyor tamam. O diye masrafı 100 milyon, 300 milyon oluyor. Veriyor. Peki ayda ne kadar masraf oluyor? Ayda şimdi ne şimdi olmuyor. Şimdi yani, olmuyor. Şimdi olmuyor. Canı sıkılırsa, bozulursa oluyor. Ama boş koyuyor. Ama boş koyuyor. Ay valla boş koyuyor. Peki yaz kış zor olmuyor mu? Kışını diyor. Şimdi daha işi olur. Kışı daha iyi diyor, şimdi yok. Kış şimdi iş daha iyi der. Niye daha iyi? Ya sıcak, yağmur zaten kimse olmuyor. Yazın herkes geziyor. Evet. Elinde poşetlerini taşıyıp eve gidiyor. Bu kadar, bu kadar. Ama bu kışın kadar. Gitmiyorlar. Gitmiyor. Peki kışın tekerlekler buzda, karda kaymıyor mu? Tamıyorum şimdi buzlukta. Tamıyorum. He, zincir takıyorsun. Evet, evet. Sorun olmuyor yani. Olmuyor. Ha. Peki yenge nerede? Yenge, valla şu... Evde mi? Evde mi? Ay valla. Ya çok çiçek. Fakirlik sultan. Fakirlik çok mu? Çok zor. Ay valla masrafı çok. Canım benim. Allah razı olsun. Kaç çocuğun var? Valla benim 6 tane var. 6 tane var. Peki çocuklar çalışıyor mu? Çalışıyor. Nerede çalışıyorlar? Bunların kutlata çalışıyor. Ha? Lokantada. Bu da oz veriyor. Üç. Peki paraları sana getiriyorlar mı? Getiriyor. Sen ne yapıyorsun paraları? Buna para masrafı çok. Masrafı çok. Tabii 6 çocuk. Ya, ev kira mı? Yok benim de ama bekor da zor da. Çocuklar bekar mı hepsi? Ay valla bekor. E nasıl evlendireceğim? Allah büyütür. Allah tabii büyüdür. Canım Allah büyütür. Kurban olurum yerine. Allah'a. Allah büyütür. Nurettin abi şimdi bunların yerine aslında kamyonetler aldı. Bir de motosikletler var ya. Kuryelik yapıyorlar. Ya, bilmiyorum aşım. Benim işi değil. Benim ya bu mesele bir uçak yok. Sen bundan başka bir şey süremez misin? Ay olmuyor. Sana bir motosiklet alsak binemez misin? Valla olmuyor. Binemez misin? Yok. Binemezsin. Ay valla. Herkes bildiği işi yapsın değil mi Nurettin abi? Ha çarşı Allah ne nasip Allah veriyor. Doğru. Valla. Motosiklet de alsan, kamyonet de alsan beceremezsen ne olacak değil mi? Doğru. Ehliyetin var mı? Valla halatı yok. Ehliyet de yok. Allah'ım. Boş ver, tabla en güzeli. Ne yap? Değil mi? Tak zincirini. Gücünle. Vur gitsin. Allah, vallahi ya. Boşalım mesele çok. Neyiniz olursa olsun. En önemli şey bildiğiniz işi yapmak. Değil mi? Evet. Helalinden para kazanmak. Ah canım Nurettin abim ya. İşin gücü rast gelsin. Allah razı olsun.
Bir dahaki geldiğimde ehliyet al da sana bir motor alalım. Tamam mı? Nurettin abi bak şimdi oturduğun yerde terliyorsun. Şu an 50 derece. Evet. Peki çalışırken kim bilir nasıl terliyorsun? Yok ya, ne yapacaksın? Ya Allah çayı da o zaman şimdi. Ancak haçası içeceğini rızkını veriyor. Tabii canım çalışmadan ha, ekmek ama, olur mu? Yok kimse bilmiyor. Tabii. Sen çalışıyor mu? Tabii. Ama çalışmıyor mu? Yemedesi yok. Alın teri olmadan ha. Hiçbir şey olmaz. Kimse para bedava vermiyor. Allah çayı da. Allah kerimdir, Allah ay, büyük. Allah büyük. Çarşıyı gezerken Siirt'te üzümü gördüm dayanamadım. Ama üzüm biraz yeşil biraz siyah. Anlayamadım. Bir de kavun mu artık ne bu kavun herhalde. İskombo pekmezi hakiki tereyağı onu anladım. Ve pervari balı bulunur. Pervari balı ne demek acaba? Bir abiye mi sorsak acaba? Kolay gelsin abi üzümünü yedim hakkınızı helal edin. Gel gel amca gel. Selamünaleyküm amcacığım nasılsın? Selamünaleyküm rahmetullahi berekat. Hoş geldin. Mikrofonu vereyim abi sana. Hoş geldin. Amca adın ne? Hasan. Hasan amca. Evet. Bu ne kavun mu? Kavun. Nasıl kavun? Ben böyle bir kavun ilk defa gördüm ya. Vallahi öyle de bizim memlekette var. Çoğu var burada var. Ne kavunu bunun adı ya, ne? Bu kavun. Kavun diyoruz. Patik. Patik daha da kavun. Cafan kavanı. Cafan. Cafan kavunu. Evde bir yer var. İsmi Cafan. Cafan kavanı. Kilosu 10 liradır. Peki iskombo pekmezi ne demek? O da yani harita bir pekmez. Ne? Haritası yani haritası çok güzel. Neyden yapılıyor? Üzümden. Şu üzümden yapıyor. Ha bu üzümden yapılıyor. Bu bizim bildiğimiz üzümden değil değil mi? Bu başka bir üzüm. Oluyor. Tadı biraz ekşi, biraz tatlı. Çok tatlı. Ne üzümü bu? İskombo üzümü. İskombo. Bu iskombo üzümü. O pekmez de onda oluyor. Ha pekmez de bundan oluyor. Bundan, evet. İşte orada yazıyor o. Üzümün cinsi pekmezi adını veriyor öyle mi? Aynı öyle. Hasan amca pekmez yapmayı biliyor musun? Yok valla bilmiyorum. Niye bilmiyorsun? O da iskambo da yapıyorlar. Biz ondan alıyoruz. Ondan yapıyor. Ha iskambo diye bir yer mi var burada? Orada yapıyor. Burada satıyor. Biz ondan alıyoruz. Sen iskambolu musun? Yok ben buralıyım ama bize getiriyor. Biz alıyoruz. Peki bu iskambo pekmezinin faydaları nelerdir Hasan amca? Her şey fayda oluyor. Güzeldi. Haritasızdı. Sen kaç yaşındasın? 70'e yakın. Maşallahım var. Ne? Peki sen bunca yaşa kadar iskambo pekmezi yedin mi? He. Kahvaltıda mı yersin? He. Akşam yer misin? He. Yok. Bütün enerjiyi aldın. Aha. Peki bu kavun ne kavunuydu ismi? Bu Cafan kavunuydu. Cafan. Cafan kavunu. Peki bu Cafan kavununun diğer kavunlardan farkı nedir? Bunlar daha tatlıdır, daha hoşdur, daha yonu gibi hoş değil. Ha. Ne kadar kavun var bunda daha hepsi de hoşdur. Hayır bu daha mı tatlı oluyor? Tatlı oluyor. Bıçak var mı bir tane kessem yesem? Hasan amca ben hiç kavun satıp da benim kavunum tatlı değil diyen kavuncu görmedim. Evet kes tatlıya görürsün inşallah. Kesiyorum. Bak tatlı çıkmazsa söylerim ha. Vallahi söylerim. O yani o kadar tatlıdır ama... Karar ver bak kestikten sonra o kadar tatlı değildir diyorsun. Zaten bakmaz gibiydi. Ha. Allah! Arı dökmeyeyim. Niye dökmeyeyim? Burada dökeceğiz. Niye? Çekirdeklerini mi yiyeceğiz? Heh. Ha bu çekirdekler yeniyor mu? Kavruluyor. Bir Siirtli. Nasıl Cafan kavunu yer? Evet. Al Hasan amca sen bırak. Sen ye. Ben de yiyeceğim. Önce sen yemen lazım. Bakayım Hasan amca kaçma ya gelsene mi? Kaçma ye ye ye. Götür gitsin Hasan amca. Oh sulu sulu vallahi. Götür Hasan amca götür. Bravo. Bak ne yapıyorum sen git sen git. Sağ ol Hasan amca. Bakalım tadı nasıl. Bismillahirrahmanirrahim. Siirt'te ilk defa Cafan kavunu yiyeceğim. Bakalım tadı nasıl. Ekşi. Hem de sürüydü. Ama tatlı değil. Ne kadar tatlıysa ben...
Hasan amca sen beni kandırdın. Tatlı dedin. Ya o kadar tatlı değil. Fakat bundan daha tatlı, o kadar tatlı. Bundan daha tatlı kavun yok dedin. Yani var var ama bu şekilde yok. Peynir de yiyebilirsin, ekmek de yiyebilirsin. Hasan amcacığım bak burada herkes söylüyor şu anda. Evet. Siirt'in meşhur Cefan kavununun en büyük özelliği mayhoş olması. Limonlu. Limonlu olmasıymış. Zaten. Eğer bir aynı gün... Aynı öyledir ha. Eğer bir gün limonlu, mayhoş bir kavun yiyorsanız bilin ki o Siirt'in ne kavunuydu? Cefan kavunu. Aynı yemin afiyet olsun ha. Ben bunu böyle yiyeyim ya. Hadi, bunu yok, ver. Yok. Suyu da hoşdur. Şimdi bu limonidir. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Siirt'in simgesi tarihi Ulu Cami'ndeyim. Tarihten günümüze, Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen bu tarihi yapının diğer ismi ise Kırk Şehitler Camisi. Rivayetlere göre 40 tane şehidin anısına yapılan bu camide gördüğümüz en belirgin özelliği 4 halifemizin ve Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed Efendimizin isminin Kufi yazı çeşidiyle Çin ile işlendiğini görüyoruz minaresinde. Olması el emeği göz nuru Siirt battaniyelerinin yani tiftik battaniyelerinin yapıldığı atölyedeyiz. Hakikaten elle üretilen, emekle yapılan bir atölye burası. Bu gördüğünüz ipeğirme eskilerden beri devam ediyor. Hep hanım ablalarımda, teyzelerimde görürdüm. İlk defa bir beyefendinin ip eğirdiğini görüyorum. Çok da şaşırdım. Merhaba abi, nasılsın? Merhaba, sağ olasın. Teşekkür ederiz. İsminiz? Mesut Harman. Mesut, sizin isminiz? Faraç İtil. Faraç. Peki, Mesut amca, ip eğirmeyi nereden öğrendin ya? Siirtli misin? Siirtliyim. Rahmetli babam da dokumacıydı. Ondan dolayı yani baba mesleği olduğu bir de erken yaşta öğrendim. Evet. Tiftik battaniyesi Siirt'te niye bu kadar önemli? Ya coğrafi işareti de burada değil mi? Coğrafi işareti. Evet. Faraç Usta. Tamam, Faraç Usta. Benim Faraç Usta Siirt battaniyesi eskilere dayanan bir ürün. 200 yıldır bu Siirt battaniyesi dokunmaktadır Siirt'te. 200 yıl. 200 yıldır bütün Siirtlilerin sanatı Siirt battaniyesi dokunmaktı zaten. Her Siirtlinin evinde var mı Faraç abi? Hemen hemen eskiden vardı. Yani şimdi tabii yavaş yavaş eksilmeye başladı. Hı hı. Ama biz de şimdi Geyrimi Zirvesi'ne katılan dünya liderlerine de battaniye yaptım, hediye öyle ettik Sayın Cumhurbaşkanımız. Ay, evet. Canan Karatay hanımefendi de bel, romatizma, eklem ağrılarına da çok iyi geldiğini dile getiriyor her zaman. Peki neden? Siirt battaniyesinin ne özellikleri var? Doğal olması hasebiyle keçi yününden ve koyun yününden yapılmaktadır. Ha, keçi ve koyun karışık. Evet. İkisi bir arada da olabiliyor. Hı. Tek tiftik battaniyesi de olabiliyor. İkisi de bir yanda olabiliyor. Hem vücut ısısını dengeliyor, hem sıcak tutuyor, hem serin tutuyor. Bu şal şepikteki ipten değil mi? Aynı. Şal şepikin aynısı. Şal şepik daha ince dokunuyor. Bizimki battaniye olması hasebiyle daha kalın bükülüyor ve daha kalın oluyor. Peki nereden temin ediyorsunuz? Biz hem burada Siirt bölgesinde çok tiftiğimiz var. Tiftik keçilerimiz var. Burada da şimdi burada da besliyoruz zaten. Tiftik keçileri Ankara keçisi değil mi? Ankara keçisi de var. Şimdi mesela Ankara'da sadece beyaz tiftik keçisi var. Ama bizim bu yörede hem kahverengi hem gri hem siyah keçilerimiz var.
onlardan temin ediyoruz. Bunlarda hiç boya yok mu? Kesinlikle bunlarda hiçbir boya yok. Hepsi doğal ana renklerdir bizim. Hmm. Keçinin doğal, koyunun doğal renklerinden yapılıyor. Renklendirme yok. Bunda hepsi doğal. Hmm. Zaten doğal olması hasebiyle bu sağlıklı bir ürün. Oluyor, evet. Kahverengi siyah ve gri bu tonlar hepsi keçinin doğal renkleri. Bir renk oldu mu bir başka battaniyede o rengi tutturamıyoruz. Çünkü doğal olması hasebiyle. Yani bir tiftiyi bitirdiğimiz zaman öbür deseni tutturamıyoruz. Tabii. Çünkü bir tane. Yani doğal olması hasebiyle bu renkler kendi ana renkleri olduğu için mesela bu rengi bir daha isterseniz bir daha tutturamayız bu rengi. Aa. Çünkü ya koyu olacak ya açık olacak ya siyah olacak. Faraç abi çok önemli bir soru soracağım gerçekten. Ben dünya kadar keçi gördüm. Tiftik keçisi nasıl oluyor? Nasıl ayırt edeceğiz? Keçi keçidir. Tiftik keçisi yünü daha parlak ve daha yumuşak. Gördüğünüz zaman ruhende hem parlak hem cezbetici bir özelliği ya. Var. Evet. Yani kıl keçisi farklıdır. Tiftik keçisi farklıdır. Keçiler kaç ayrılır? İkiye ayrılır. Bir tiftik keçisi var, bir kıl keçisi kıl var. Evet. Peki kıl keçisinin kılları battaniye olmaz mı? Battaniye olmaz. Olsa çok batar yani. Çok sert bir malzeme kıl keçisi. Ha. O kıl sadece çadır veyahut da kilim olarak yapılabilir. Tiftik battaniyesi de unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında. Siz Ankara'dan alıp buraya getirip besliyorsunuz öyle yok, mi? Yok. Burada bu yöreye ait tiftik keçisi var. Evet. Bu renkler hepsi buraya ait. Bu yöreye ait. Anladım. Keçinin Ankaralı mı, Siirtli mi, başka yerli mi olduğunu nasıl ayırt edeceğiz? Onu bellidir yani. Onu besleyenler hepimiz biliyoruz. Öyle yani mi? Bu ya. İşte bu işte meşgul olanların hepsi herkes bilir. Sanattır peki, bu. Peki Siirtli tiftik keçilerini nerede görebiliriz abi? Burada Şirvan tarafında var. Var mı buralarda? Tabii var. Burada da bir arkadaş besliyor. Öyle mi? Evet. Hem orada kırpıyoruz, burada peki, dokuyoruz. Peki Siirtli olduğu gözünden mi anlaşılıyor? Yüzünden anlaşılıyor. Öyle mi? Nasıl oluyor yüzü? Yüzü çok güzel oluyor. Güzel mi oluyor? Sıcaktan morali bozuk mu yoksa güleç mi oluyor? Valla buranın sıcağı bayağı etkili. O yüzden morali bozuk oluyor. Biraz asık oluyor. Keçiler yılda bir sefer kırpılır. Evet, baharda kırpıyoruz. Onları Mayıs, Haziran aylarında kırpıyoruz. Şimdi siz senede bir sefer keçiyi kırpmak için keçiye mi bakıyorsunuz? Tabii. Onun sütünden yararlanıyor, onun etinden yararlanıyor, onun doğum yapıyor, artıyorlar elhamdülillah. O tabii. Zaman temin etmek zor. Bayağı zorlanıyoruz. Eskiden daha çok tiftik vardı bu bölgede. Ama tabii koyun ve kıl keçisi beslemeye başladılar. O yüzden tiftik biraz azaldı yani. Onu da Ankara'dan temin ediyoruz. Babadan öğrendik. Bizde kadınlar bu işi yapmıyor genelde. Yapmaz mı? Yapamaz. Ama hanımlarımız da ipe eriyorlar ya. İlla o böyle bir... Yanlış şey dokuma işini bayanlar yapamıyor. Gerçekten. Şimdi dokuma deyince ben Anadolu'da ne kadınlar gördüm. Neler dokuyorlar neler. Bizden şimdi lütfen yapıyor. Kadınlar yapamaz deme. Bak moralim bozma. Bizim dokumayı kimse yapamaz. Kalın niye? Siirt battaniyesini dünyanın hiçbir yerinde bulamaz. Sadece ve sadece Siirt battaniyesi Siirt'te dokunur. Yani başka yerde, başka yörede bu Siirt battaniyesi yok. Yapamaz. Niye? Çok güç ister. Yani çok kuvvet ister. Yo. Yani güçlü olmazsa kilim gibi değil. Siirt battaniyesi dokuması farklıdır. Ben de yapabilirim diye düşünüyorum. Hiç yapamazsınız. Hiç mi? Hiç yapamazsınız. Aa, sen... Bayan işi değil ne çünkü. Ne alakası var abi? Ya ne alakası var? Bayan işi değil çünkü. Faraç abi ben bu anlayışa karşıyım. Anadolu'da ben ne sıva yapan, fayans döşeyen hanımlar gördüm. Ne boğa güreşlerine boğa hazırlayan, deve güreşlerine devesini besleyen kadınlar gördüm. O yüzden yok bu işi kadınlar yapamaz falan filan. Hiç bunu anlamıyorum. Sadece şöyle bir şey var. O işlerin hiçbiri bu battaniye dokumasına benzemiyor. Ben size söyleyeyim. Hayır. Bu çok çok güç isteyen ve sanat isteyen. Yani kabul etmiyorum. Çocukluğundan beri yapmış olması lazım. Çekirdekten yetişmiş olması lazım ki bu işi yapabilsin. Ya abi bilmesi başka bir şey ama yapabilmek başka bir şey. Evet. Şimdi bilir. Yapar ya da yapmaz. O keyfi bir şey. Ama hiç yapamaz dediğin anda karşında beni bulursun. Ben gözlerimle gördüm şimdi, çünkü. Şimdi size göstereyim o zaman. Tamam. Yapabilecek misiniz, yapamayacak mısınız? Onu siz karar verin o zaman. Yalnız ben bu konudan ne anlıyorum biliyor musun abi? Siirt'in hanımları
çok akıllı. Evet, kendini bulaştırmadılar. Bu işlere bulaştırmamışlar. Dolma pastalarla oturup, evde oturup. Bu kadar. Yoksa bir kadın isterse neler yapar. Tabii, o öyle. Ama bizim battaniyeler güç ve kuvvet isteyen bir muhtemelen meslek. Tabii sana. Ki mutlaka öyle. Somut olmayan kültürel miras taşıcısıyım bu arada. Kültür Bakanlığı güzel. Sanatçısı kartım. Bir de Mesut Usta da öyle. Aynı o güzel, şekilde. Ne güzel. Kültürü geleceğe taşıyan herkesi tebrik ediyoruz. Takdir ediyoruz değil mi? Bu önemli bir miras. Evet. Geleceğe taşımak, kültür elçisi olmak dünyanın en önemli evet. görevlerinden, evet. hizmetlerinden biri. Biz de o şeyle zaten diyoruz ki bu sanat ölmesin. Bu sanatı bizim çocuklara, bizim geleceğimize öğretelim ve kültürümüz yok olmasın. İnsanlar kültürüyle varlı olurlar. O yüzden biz bu meslek çok zor ve çok meşakkatli olmasına rağmen ben severek ve sabırla yapıyorum bu mesleği. Yani yoksa bu meslek bu zamanda kesinlikle yani çok zor bir meslek. Kimse peki, yapmaz. Peki Ferhat abi bir battaniye ne kadar? Bir battaniye 700 lira civarında. Bel, romatizma, eklem ağrılarına çok sağlık iyi geldiğini. Için. Sağlık için. Yatağın çarşaf, altına sereceksin. Çarşaf altına seriyorlar. Ve bel, romatizma, eklem ağrılarından kurtuluyorlar. Gerçekten. Tabii. Ana. Evet. Senin yatağın altında var mı battaniye? Vardı. Kullanıyoruz. Her zaman mı? Yok. Yazın adamı mahveder. Kışın aynen. kullanıyoruz. Aynen. Yani sizde var mı? Ben yaz kış kullanıyorum. Ya sıcak tabii. Olmuyor mu? Ya polyester şey, malzemelerden bin kat daha iyidir. Hiç olmazsa doğaldır. Yazın da kullanılabilir. Hem serin tutar, kışın da sıcak tutar. Peki yıkaması nasıl oluyor? Yıkaması çok basit aslında. Herkes bunu soruyor. Nasıl yıkayabiliriz? Normal çamaşır makinesine koyacaksınız. 30 derece ve fazla sıkmadan çıkarıp güneşte kurutacaksınız. Başka bir şey yok. Sadece ve sadece fazla sıkmadan çıkarıp asacaksınız battaniyeyi. Peki sık sık yıkanması doğru mu? Yani ne kadar yıkarsanız sorun değil yani. Bizim battaniyeler sağlam. 30-40 ömürlük battaniyeler. Hatta şimdi 100 yıllık battaniyeler var yani. Ha. Evet, hiçbir şey olmamış. Ne güzel. Evet. Siirtli tüm tanıdıklarınızdan bu battaniyeyi isteyebilirsiniz. Hani diyorlar ya, sana gelirken ne getireyim? Fıstık, hayır. Evet. Büryan, hayır. Bana battaniye getir demeleri lazım. Sağlığınız için battaniyeyi kullanın. Rahat yatın, rahat uyuyun. Ay ne güzel, ben de istiyorum vallahi. Giderken bir battaniye ben de götürmeliyim. Siirt'in o güzel, sağlıklı mı sağlıklı battaniyesi sadece size özel. Kimin eline geçerse sadece bir tane var. Çünkü o doğal. O keçiden bir tane daha yok. Daha evet. insan ne ister değil mi? Tüm kızların çeyizinde olması gereken öyle bir mi? Seccade, bir tane de karyolalık battaniye. Şimdi bu battaniye anladığım kadarıyla hem sağlıklı hem de çok sıcak tutuyor evet, değil mi? Evet sıcak tutar. Tabii. Yani mesela buralardaki çobanlar kışın herhalde bu battaniyeleriyle geçiriyorlar tabii, tabii, kışı. Tabii bu yünden yapılan şeyleri var, postları var. Bu da aynı vazifeyi görüyor. Tabii bu eğer normalde tasarımcımız olursa değerlendirebilir. Hem mont mesela, hem kaban. Mesela onu soracağım. Hem mont hem kaban aynen, yapabilir. Buna bir kaban mesela yapılabilir hem kaban tabii yapılabilir. Normalde biz eskiden kaban yapardık. Biraz kaba olduğu için fazla yapamadık. Ama tabii tasarım olursa, bu işle ilgili birisini bulursak, olur yani çok daha güzel olur. Belki şu an bir fikir veriyoruz değil evet. mi? Her şey olabilir. Tabii, her bizi seyreden birisi varsa böyle bizden bu ürünü görmüş olur. Oradan yola çıkarak eğer bir model tasarımla üretebilir. Model üretebilir. Ağrı'ya, Erzurum'a, Kars'a yolla gitsin değil mi? Ağrı o taraf. Ağrı. Her tarafı aslında doğru. sağlıklı olması hasebiyle yani çok soğuk da olmazsa bunu giyerse hem vücut ısısını da dengeliyor o arada. Var ol abi. Şimdi. İyi ki varsınız. Sağ vallahi olun. Kültür mirasçıları iyi ki var. Sağ olun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.